Arkadaşlar merhabalar. 3D AYT video destekli defterde fonksiyonlara dönüşümlerle devam ediyoruz. Öteleme ve simetri yapacağız. E bunları da baya böyle her konuda hemen hemen kullandığımız için basit olmasına rağmen çok önemli görüyorum. Şimdi ilk olarak fonksiyonu yukarı veya aşağı öteleme dönüşümümüz olan fonksiyona a ekleme ya da a çıkarma. Bir a pozitif sayısı olmak üzere yani kafanız karışmasın diye a'yı pozitif olarak varsayalım bir fonksiyonu a sayısına eklersek a birim yukarı ötelemiş oluruz. A x çıkarırsak a birim aşağı ötelemiş oluruz. İşte arkadaşlar örnek bir fonksiyonumuz olsun. En basit fonksiyonumuzdan bahsedelim. Y eşittir x kare. Siz gidip bunu y eşittir x kare artı 1 yapsanız hakikaten grafiğini çizdiğinde şunu göreceksiniz değil mi? Şurasının uzunluğu 1. Gerçekten ne oluyormuş bak bu bir sonuç. Yani teorem değil. Bazı şeyler matematikte hani teorem zannediliyor. Bu bir sonuç. Her seferinde sen y eşittir x kare artı 1'i sıfırdan çizmene gerek var mı? Hani x'e sıfır verdim tepe noktası burada değer verdim hiç gerek yok. Artık neyi görüyorum? Abi bakıyorum denklemini işte böyle analitik düzleme taşıdığımda x kare fonksiyonuna 1 eklediğim zaman diyorum 1 bir birim yukarı kaldırıyormuşum bunu. Ya da atıyorum x kare eksi 4 desem bu fonksiyonu 4 birim aşağı indirdiğimi görüyorum. Kökleri hatta eksi 2'ye 2 oluyor. İşte arkadaşlar hakikaten burası bakın 4 olmuş oldu. İşte fonksiyonda a birim yukarı kaydırdığım zaman x kare artı a şey e, fx artı a. A birim aşağı indirdiğimde de fx eksi a'dır. Bu kadardır. Aşağıda grafiği verilmiş y eşittir fx fonksiyonu için y eşittir fx artı 2 ve fx x2 fonksiyonlarını bakın çizelim. Referans alacağım şöyle belli noktalar olsun zirve noktalar. Mesela ben bunu 2 birim yukarı çıkarırsam ne olacak fonksiyonun eğimi değişmeyecek arkadaşlar. Artık sadece 2 birim yukarıda böyle geçer. Dolayısıyla fonksiyon bak böyle olur. Sonra yine sağ tarafta eğimi şöyle kaça kaça olan bir fonksiyon bu yine birebir olan. Bak böyle geçecek böyle devam edecek tamam mı? Bu şekilde yoluna devam eder. Buradan geçer. İki birim de yukarı çıkmış olur. Sonra buradan geçer. Sonra yine fonksiyon böyle tam 45 derecelik açı yapacak şekilde böyle yoluna devam eder arkadaşlar. Dur onu şey yapalım. 45 derece yapacak şekilde böyle yoluna devam eder. Bu iki birim yukarı ötelediğimiz durum. İki birim aşağı öteleyelim. Bu sefer bak zirve noktası İki birim aşağı indi. Eğimi değişmez ama sadece aşağı indi fonksiyon. Yani böyle devam eder yoluna. Yine böyle devam eder yoluna. Sonra şöyle x, y eksenini bak burada keser. Burada böyle olur ve yine böyle olur. İşte doğruların eğimleri değişmiyor. Doğruların görüntüleri sadece aşağı iniyor ikişer birim. Birisinde de yukarı çıkıyor. Mavi olan fx artı 2, yeşil olan fx eksi 2 arkadaşlar. Gelelim şimdi sağ ve sola ötelemeye arkadaşlar. Bu da basit ama şuna dikkat edeceğiz. A birim sağa ötelediğimizde fx eksi a. A birim sola ötelediğimizde fx artı a oluyor. İşte burada neden böyle ters hocam? Bunlar sonuç. Teorem değil arkadaşlar. Bakın şimdi bunu biz şöyle düşünüyoruz. Normalde uzunca denklemleri bilip yazmamız ve grafiği çizmemiz lazım. Sonra bu sonucu fark edip diyoruz aa bak kuralımız buymuş artık bunu bil. Bazı matematik kuralları sonuçlardır yani teorem değildir. Bakarsın aa bu durumu gördüm dersin bundan sonra hep aynısı çıkıyormuş. Bir tane örnek vereceğim bakın size. Bir tane fonksiyonumuz arkadaşlar basit bir parabol yapalım şimdi. Y eşittir x eksi x kare artı 4 olsun. Bir köküm eksi 2 bir köküm 2 4'ten geçiyor. Şimdi bunun iki birim sağa öteliyorum. Nereden geçecek köküm? 0 ve 4'ten değil mi? 2 birim böyle öteledim sağa doğru. Şimdi yine tepe noktam yine değişmedi. Sadece sağa doğru ötelerken y değişmedi bakın. Sonra bakıyorum, burası tepe noktası yine 2. Şimdi artık şunu görüyorum. Eksi x eksi 0 e x eksi 4. Böyle olunca x kare eksi 4x şöyle artı oldu. Şimdi arkadaşlar, bu eksi x kare artı 4x aslında neye eşittir? Eksi parantezinde x eksi 2'nin karesi artı 4'tür. Bir bakıyorum a fonksiyon böyleydi. Fonksiyon buna döndü. Bakın iki birim sağa ötelediğimde ne oldu? x eksi 2 oldu. İşte bu sonucu görüyorum ve her seferinde bu sürekli bunun nereden geldiğini göre 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 göre, göre iki dakika işlem kaybı yapacağımı artık şunu diyorum. Fark ettiğim bu olay matematikte sekmez. Bunda oluyorsa diğerlerinde de olduğunu bildiğim için artık diyorum a birim sağa ötelediğimde fx eksi a olduğunu fark ediyorum. Çünkü bakın x gördüğüm yere x gördüğüm yere x eksi 2 yazdığım zaman buna elde ediyorum. Hakikaten o zaman bak fx artı 2 değil fx eksi 2 olduğunu gördüm. O yüzden bunlar ilginç şeyler değil. Hani Allah Allah bak Allah'ın hikmetine gibi böyle enteresan bir yaklaşıma girmeye gerek yok yazıyorsun yazdığında bu olduğunu görüyorsun ben niye her seferinde bunu baştan 2 dakika uğraşayım ki diyorsun ve fx eksi a olduğunu görüyorsun. Aynı şekilde 2 birim sola öteleseydim de fx artı 2 olduğunu görürdüm bunu söyleyeyim arkadaşlar ve hemen bakalım. Artık bundan sonra neye dikkat edeceksin diyeceksin ki uğraşmama gerek yok neymiş bu bir birim sola ötelemekmiş. O zaman bir birim sola öteleyince direkt ne oldu? Orjine geldi fonksiyon. Bak tepe noktan birdeydi. Artık bu fx artı 1 fonksiyonu. Geliyorum fx eksi 2 artı 1. Ee, hemen ne yapacaksın? 2 birim sağa. Önce yukarı sonra sağa ötelesem olur mu hocam? Olur. Önce sağa sonra yukarı yapabilirsin. Önce yukarı sonra sağa hiç fark etmez. Ama mantıklı olan benim için açık söylemek gerekirse. Burada önce düzgünce şu işlemi yaptı. Kurtul yani o sıkıntıdan. 2 birim sağa öteledim. Ne oldu bak artık 3'ten geçiyor fonksiyon. Kök tepe noktan 1 de 3'ten geçiyor. Bir de bir birim yukarı kaldıracaksın bunu. İşte artık bundan sonra ne oldu? Fonksiyon böyle tepe noktamız 1'e şey 3'e 1'den geçti. Bir birim yukarı kaldırdım. Y eksenini eskiden 1'de kesiyordu. Şimdi artık Y eksenini kestiği yeri bulabilirsin sağa öteledikten sonra. Ne yapacaksın ama burada Y eksenini kestiği noktayı bulurken ne yapacağız? Denklemini yazmak mantıklıdır. Yani bunun denklemi x eksi 1'in karesi olduğu için direkt yazabilirsiniz. Şimdi artık x eksi 1 x eksi 3'ün karesi artı 1 sıfırı verdiğin zaman nereden geçiyor? 9 artı 1'den 10'da yani ama hocam bir dakika bir birim yukarı kaldırdık niye böyle grafik oldu? Bir birim yukarı kaldırmadım sağa öteledim bir birim yukarı kaldırdım. Bak çünkü parabol şey değil ki doğrusal bir şey değil ki eğrisel geliyor dolayısıyla kaydırdın zaten bak kaydırınca şuradan da göstereyim. Kaydırınca zaten otomatik olarak bak y eksenini kestiği yer büyüdü. Bir de bunu aldın yukarı kaldırdın. Dolayısıyla y eksenini kestiği noktayı bulurken sakın bodoslama 1 artı 1 falan deme. Bir parabol sağa ötelendiğinde y eksenini kestiği yer otomatik olarak değişecek. Onunla ilgili kural olsa söylerim zaten. Onu ne yapacaksın o yüzden? Normal sıfırı verip denklemde yerine yazdığın zaman 9 artı 1'den 10 olduğunu görüyorsun. İşte bu şekilde yapacağın tek şey o zaman tepe noktasını referans alarak güzelce bu parabolü ötelemekti. Y eksenine özel bir yorum üretmene gerek yok. 0 verirsin denklemde yerine yazarsın. Bak şimdi bu soruya. fx fonksiyonun grafiği verilmiş. 2 birim sağa ötelendiğinde gx, 1 bir birim yukarı ve 1 bir birim sola ötelendiğinde hx fonksiyonları elde edilmektedir. Pg2, hg4. Şimdi arkadaşlar f fonksiyonu 2 birim sağa ötelendiğinde x 2 olur ve bir birim yukarı bir birim de sola ötelendiğinde fx artı 1 artı 1. Bak bir birim yukarı ve bir birim sola öteledim. Bu hx'miş bu da gx'miş. O zaman bakıyorum g2 ne demek? x yerine 2 yazdığın zaman soru senden f0 istiyor demek. O zaman f0'a baktığım zaman cevap ne? 3. Hemen burada f0'ın 3 olduğunu öğrendim. Artık bak g2 gördüğüm yere 3 yazdım. F3'e bakıyorum. F3 kaç? Y, x eksenini kesiyor. O zaman ne oldu? 0. Geldim şimdi G4'e. G4 arkadaşlar. Şu fonksiyonda yerine yazarsan. X gördüğün yere hemen 4 yaz. Kafan karışmasın. Normal fonksiyon yorumlarına devam ediyorum. X yerine 4 yazınca ne oldu? F2 oldu. Hemen kontrol ediyorum o zaman. F2 kaç? 1. Demek ki arkadaşlar burada e, F2 1'miş. Şimdi artık H, G4 Neye eşit oldu 1'e? H1'e bakıyorum. H1 neye eşit? Fx artı 1 artı 1. Yaz yerine x yerine 1'i. F2 artı 1'i istiyormuş soru bizden. F2'yi kaç bulduk? 1. F2 1 olduğuna göre bir de 1 ekle cevabımız 2 oldu. Buradan da bak 0 artı 2'den 2 geldi. Yani öteleme yapınca fonksiyon yorumları değişmiyor. Yine x yerine yazmamız gerektiğini yazıyoruz arkadaşlar. F fonksiyonu 2 birim sola ve 1 bir birim İki birim sola bir birim aşağıya ötelendiğinde elde edilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar bir fonksiyonu gidip siz iki birim sola öteliyorsanız şuna dikkat edeceksiniz. fx artı 2 olur bu. Bir birim de aşağı öteliyorsanız durum budur. Artık ne yapacaksınız o zaman? Bu fonksiyonu bulmak için x yerine bak normal fonksiyon yorumundan kopma eski bilgiler ölmedi. X artı 2 yazıyorsun. X gördüğün yere. Buradan yine yazıyorsun. Ve 4. Bak bu fx artı 2. Sonra ne yapacağım hocam? E bir birimde aşağı ötelediğime göre 1 çıkardım. İşte sana yeni fonksiyon. Bitti. Bu kadar. Doğal olarak artık x kare artı 4 x artı 4. Eksi 6 x. Eksi 12 artı 3. Buradan da x kare eksi 2 x. 4 3 daha 5. 12 çıkardık. 7 oldu. Cevabımız bakın buradan. E, bir dakika bakayım. 4, 3 daha 7 pardon 5 oldu. Cevabımız da buradan o zaman ne geldi bakın. C geldi. Bak hiçbir problemsiz. Dümdüz düşünerek bu soruyu yaptım. Yalnız size bir şey fark ettirmek istiyorum. Bence bu ikinci yorumumu da dinleyin. Şimdi arkadaşlar. Şunu bir kapatayım. Bakın şimdi. Ne dedik? 2 birim sola öteledik. O yüzden fx artı 2 bir birimde aşağı öteledik. Ne yapacağım biliyor musunuz? Size bir şey fark ettireceğim. Zaten güzelce çözdük. Fantezi yapmıyoruz güzel bir şey öğreteceğim. Şimdi burada genelde bir parabolü tepe noktasıyla ilişkilendirmek parabolün çözümlerini kolaylaştırır. O yüzden isterseniz şunu da görebilirsiniz. Bu parabolde tepe noktasının apsisine 3 değil mi? Bunu tam kare gibi yaz. x eksi 3'ün karesi şeklinde yaz. Ama burada 4 var 9 yok. O zaman ne çıkarıyorum? 5 çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi x eksi 3'ün karesi artı 9 değil de bu eksi 5'e eşit. Dolayısıyla böyle bir durum yaptık. Şimdi bu parabolün tepe noktası kaç arkadaşlar? 3'e eksi 5 değil mi? Parabolümüzün tepe noktası 3'e eksi 5. Şimdi bu parabolü x artı 2 yani 2 birim sola öteliyorum. 2 birim sola ötelediğim zaman tepe noktam ne olur? 2 birim sola ötelersen 1 olur. Tepe noktasının ordinatı ne olur? Bir birim aşağı indirdiğimde eksi 6 olur. Yeni parabolü yazıyorum şimdi size sıfırdan. fx eşittir x eksi 1'in karesi eksi 6 oldu. Bakın bu da tepe noktasından yararlanarak parabolün denklemini yazma biçimi. İlkinde hiçbir hata yok. O da güzel. Yeri geldiğinde şunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Önemli bir bilgi. Çok da basit bilgi. Not olarak yaz. Bir fonksiyonu, bir fonksiyonu. A birim sola B birim aşağı ya da A birim sağa B birim yukarı fark etmez. Bir fonksiyonu A ve B şeklinde X'i A Y'yi de B şeklinde ötelediğin zaman üzerindeki bütün noktalar A birim sola B birim yukarı ötelenir. Üzerindeki bütün noktalar A birim sola B birim yukarı ötelenir fark etmez. O zaman bu parabolün tepe noktası da 3'e eksi 5 ise o zaman ben bunu 2 birim sola ötelediğim zaman 1'e düşer. Bir birim aşağı indirdiğimde ordinat da x 6'ya düşer. Yeni fonksiyonun bu olur. Açalım bakalım gerçekten bunu elde edecek miyim? x kare eksi 2 x artı 1 eksi 6'dan cidden x kare eksi 2 x eksi 5 oldu. Doğru düşünmüşüm. Bir parabolü, bir fonksiyonu, bir çemberi, bir eğriyi hiç fark etmez. Ötelediğinizde her bir nokta aynı birim ötelenir. O yüzden bazen noktaları baz alarak yorum yapabilirsiniz. Bakalım şimdi buraya fx eksi 2 eksi 1 fonksiyonu eksenler arasında kalan kapalı bölgenin alanları toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunu x eksi 2 eksi 1 yapacağız. Yapalım önce bir grafikten halledebilir miyiz? Grafikten halledemediğinde ne yaparsın? Denklem yazarsın bir daha onu sıfırdan grafiğini çizersin. Birinci yol e, grafikle sadece öteleyerek halledebilecek miyim bakalım. Ne oldu? Kökümüz eksi 2. Belli bilindik noktaları kullanarak git tamam mı? Şimdi burası 2 birim burası 1 bir birim. Aynı zamanda şunu düşün. Asla arkadaşlar bu açılar değişmez. Çünkü alıyorsun bunu şöyle göstereyim bak size. Bir üstüne bir şey çizeceğim. Şunları bir sileyim. Bakın şimdi ötelemek nedir biliyor musunuz? Bu fonksiyonu alıp böyle yapmaktır. Bak eksi 2. Şimdi ne yapacağım? Bunu 2 birim sağa öteleyeceğim değil mi? Bak 2 birim sağa ötelediğim zaman grafik değişmiyor. Gördünüz mü? Hatta burada göstereyim. 2 birim sağa öteledim böyle oldu. Hiçbir şekilde doğrunun eğimi değişmez. Ee, burada açıklığı darlığı değişmez. İki birim öteledim böyle oldu. Bir birim aşağı indiriyorum şimdi izle. Bir birim aşağı indireceğim bak. Normalde sıfırdan geçiyordu. Artık nereden geçecek böyle bir yerden geçecek. Tabii hani onu şimdi şöyle yaptım, bu tarafa getirdim. Nerede kestiğini artık tabii ki kendimiz e, denklem yoluyla yorumlayacağız. Böyle temsili bir grafik yapmış olayım. Bakalım böyle mi diye yapalım o zaman. Bir, iki birim sağa kaydırdım. Fonksiyon böyle oldu başta. Şöyle oldu 0'a 2'den geçiyordu artık nereden geçiyor 2'ye 2'den geçiyor bak noktaları gör önemli noktalar bunlar. Sonra 1'e 0'dan geçiyordu artık nereden geçiyor fonksiyon 3'e 0'dan. Eksi 2'ye 0'dan geçiyordu artık 0'a 0'dan geçiyor. Sonra bak burası 2'ye 2 gerçekten bak burası 2'ye 2. Sonra burası 1'di e, hakikaten doğrunun eğimi şurada tanjant alfa 2 bölü 1'den 1'di yine 2 oldu. Şimdi buraya geldim 2 bölü 1'den yine 2. Bundan sonra ne yapacağım? Bir birim aşağı öteleyeceğim. Bir birim aşağı ötelediğim zaman eksi 2 şey, sıfıra sıfırdı. Artık nereden geçiyor? Sıfıra eksi 1'den geçiyor. Dikkat et. Sonra 2'ye 2'den geçiyordu. Artık tepe noktası 2'ye 1 oldu. Şöyle bir grafik oldu. Bundan sonra ne yapacağız? Şurası 1 olduğu için şuna dikkat edeceksin. Diyeceksin ki hocam burada tanjant alfa bak 45 derece. O zaman bu asla değişmez diyeceksin. Ve yine şu açımızda 45 derece olduğu için geleceksin. Hemen diyeceksin ki buradaki zirve şu açım. E, şurada bakın kontrol edin 45. Burası da kaç derece bilmiyoruz. Bir alfa tanjant alfa 1 bölü 2. O zaman bakacaksın burası 1 mi? Demek ki burası 1 bölü 2'ymiş. Sonra yine geleceksin buraya. Kaçtı burası? Şu doğruda bak. 2'ye 2 yani eşit uzunluklar. O zaman burası bir birim o zaman burası da bir diyeceksin. Sonrasında bakacaksın yine şu doğru neydi? Burada gördüğünüz gibi ee, kontrol ettiğimiz zaman şu 45 derecelik açı yapıyordu. O zaman burası yine bir oldu gördüğünüz gibi böyle. Sonra soldaki tarafta şu doğru neydi? 2'ye bir. O zaman yine burası bir birimse ne olmak zorunda? Burası da 1 bölü 2 olmak zorunda. İşte ötelediğim zaman uzunlukları da o tanjant alfalardan yararlanarak yapabilirsin karşı bölü komşudan. Şimdi bu üçgenlerin ne demişti? Eksenler arasında kapalı bölge bak bunlar. iki tane kırmızı bölge. Taban 3 bölü 2. Yükseklik 1 bölü 2. Yine artı taban 3 bölü 2. Yükseklik 1 bölü 2. O zaman ne getirdi bize cevabı? 3 bölü 2. Bu şekilde arkadaşlar öteledikten sonra asla açıların değişmediğini, eğimlerin değişmediğini yapmış oluruz. Şimdi bakalım şu daraltma genişletme dönüşümleri aslında tabii bu daraltma genişletme dönüşümü diye bir hani özel bir isim olduğu için değil de görüntüsü ona benzediği için. Bu parabolde de karşımıza çıkmıştı sadece parabol değil başka fonksiyonlarda da e, bu kat sayıyı eklediğimiz zaman buraya çarpım olarak arkadaşlar eğer burada k'nın durumuna göre daha doğrusu eğer demeyin buradaki k'nın sayısına göre pozitif bir sayı negatif sayı olmasına göre bu görüntü değişecek. İkincisi K'nın birden büyüklüğü ve birden küçüklüğüne göre yine görüntü değişecek. Bakın şimdi arkadaşlar çok basit bir şey göstereyim size bir parabol olsun. Bu parabolümüz x kare olsun y eşittir x kare. Şimdi ben bunun kat sayısına gideyim 4x kare yapayım bu parabolü. Ne olur biliyor musunuz? Böyle. Peki neden? Çok basit bir sebebi var. İspata ihtiyaç yok. ispatlık bir şey değil zaten. Çünkü arkadaşlar artık x'e 1 birim verdiğinizde eskiden y'yi 1 elde ediyorken burada x'e 1 verdiğinizde artık y'yi 4 elde ediyorsunuz. Atıyorum eskiden x'e 2 verdiğinizde 4 elde ederken bu denklemde x'e 2 verdiğinizde 16 elde ediyorsunuz. Yani çok hızlı yükseliyor. Bu yüzden y eksenine yaklaşır grafik. Hızlı yükseldiği için roket gibi düşünün. Yavaş bir roket böyle yükseliyorken hızlı roket anında yükseliyor ve zirveye doğru gidiyor. İşte o yüzden arkadaşlar Burada katsayımız olan k birden büyükse şu görüntü bakın hemen gösteriyorum bu y eşittir x kare iken şu arkadaşlar y eşittir k x kare olacak. Eğer k birden küçükse pozitif olmak kaydıyla ve birden küçükse o zaman bak bu y eşittir x kare olsun hemen gösteriyorum bu da y eşittir k x kare olacak. İşte olay bu. Eğer birden küçükse kat sayımız görüntümüz bu sıfırdan da büyük olmalı. Eğer birden büyükse daha hızlı yükselir. Örnek veriyorum. Y eşittir x kare parabolü böyle olsun. Tamam mı? Y eşittir x kare bölü 4 parabolü nasıl biliyor musunuz? Daha yayvan. Çünkü daha yavaş büyüyor. Eskiden x karede 1 verdiğin zaman 1 oluyorken burada 1 verdiğinde daha cevap 1 bölü 4 oluyor. Gidiyorsun 2 veriyorsun eskiden 4 oluyorken daha burada 1 oluyor. Dolayısıyla yavaş yükseldiği için grafiğimiz daha yayvanlaşıyor arkadaşlar. Bu yüzden K'nın birden büyük veya küçüklüğüne göre grafik esner ya da böyle daralır. Birden büyükse daralır. Birden küçükse genişler. Bakalım o yüzden 2fx mesela grafik daralacak. Hemen şuna dikkat edeceksin. 2fx normalde bu fonksiyon zaten şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. 2fx demek Fonksiyonun aslında y değerlerinin 2 katına çıkması demek. O zaman ne olur biliyor musunuz? Bakın şimdi. Sadece yayvanlık, darlık mevzusu da değil. Bakın bir fonksiyon böyle. Parabolden yola çıkar, çıkarak böyle olduğunu söyledik ya. Tek mevzu bu değil. Size bir fonksiyon çizeyim. Bakın şimdi burası 4 olsun. fx fonksiyonum var. Gittim dedim ki bu 4 fx oldu. Artık ne olur biliyor musunuz? Oraya dikkat et ne yazacağım şimdi? 16. Çünkü bir fonksiyonu bir sayıyla çarpmak demek onun her y değerini o sayıyla çarpmak demek. Yani sadece darlık genişlik değil, aslında aynı zamanda y'lerin aynı apsis değerinde değiştiğini görmeniz lazım. Başka bir örnek daha vereyim. Mesela 1ken burası atıyorum 8 olsun. Artık ne olur biliyor musunuz? 1ken burası 32 olur. Çünkü eskiden f1 8 iken artık bu 4f1 yani fonksiyonun 4 katına çıkardım. Bu yüzden ne olur biliyor musunuz? 2 de bak dikkat et şimdi. Eskiden ordinatın 0 verdiğinde 2 idi. Artık 4 olur. Sonra arkadaşlar grafik ne olacak? Bakın şimdi eskiden 2 verdiğinizde fonksiyon 0'dan geçiyordu. Yine 0'dan geçiyor. O zaman birleştirdim böyle oldu bak. Demin f2 0'dı. Yine f2 0. Bir fonksiyonun 0'la herhangi bir sayıyla çarparsan değişir mi sayın? Hayır. 0'la 2'yi de çarpsan 0'la 1 milyonu da çarpsan 0. Hakikaten daraldı fonksiyon gördünüz mü? Önceden fonksiyonun eğimi şu tanjant alfa birken şu an tanjant alfa bak ikiye çıktı. Daha da dikleşti doğal olarak grafik böyle daraldı. Sonrasında devam ediyorum bak burada bu değerlerim değişmeyecek çünkü sabit fonksiyon ve artık burası 4. Sonra dikkat et bu birdi artık şey 2'ydi artık 4 ve yine fonksiyonun x değeri x ekseninde kestiği yer değişmez. Böyle oldu. Sonra hemen şuna dikkat et. Eskiden burası 3'tü. Şimdi artık bak bakalım ne oluyor? 6 oluyor. Gördüğünüz gibi grafiğimiz arkadaşlar x değerleri değişmedi ama y değerleri 2 katına çıktı. Burada bir şey de fark ettiniz mi? Bu çok önemli. Bu yorumumu yazın x'in kat şey e, y'nin kat sayısı değişirse x'ler değişmiyor bak. Yine x eksenini aynı yerde kesiyor. Yine bak burası x eşittir 0 noktası. Burası yine x eşittir 2 noktası. Burası yine x eşittir 3 noktası. Y'nin kat sayısı değişirse x'in yeri değişmez. Bu not et. X'in e, pardon. Y'nin kat sayısı değişirse x'in yeri değişmez. 1 bölü 3 gx'i göstereceğim bakın şimdi size. Lütfen bunu not edin. Ee, şu kısmı silmek zorundayım çünkü daha iyi göstermek için. Şimdi bunu siliyorum. Siz hemen not edebilirsiniz geri alıp. Bakın şimdi 1 bölü 3. Artık diyeceksin ki normalde bu 2'den geçiyordu ya artık 2 bölü 3'den geçecek. Şöyle bir yerden. X eksenini kestiği yer yine değişmez. Neden? Çünkü arkadaşlar y'tir gx hangisi ya? Dur bakayım bir. Yukarıda mı bir fonksiyonumuz var? Orada yine Yeştir Ha aşağıda verilen yeştir GX pardon. Orada GX aşağıdaymış. Bir daha diyecektim heyecan. Neyse o bunda da göstereyim bak. 1 bölü 3 şöyle olacak. Hemen göstereyim. Aradan çıksın ya ne olacak ne güzel. Bir tane daha yorum görelim. Gördünüz mü arkadaşlar? Fonksiyon nasıl oldu? Tam şuradan birden geçireyim. Bak şimdi şöyle ve böyle. Fark ettiniz mi? Demin not ettirdiğim şey gerçekleşti yine. X değişti mi? Hayır. X değişti mi? Hayır. X değişti mi? Hayır. Ama Y değişti mi? Evet 1 bölü 3'üne düştü. Burada 1 bölü 3'üne düştü. Burada da bak 1 bölü 3'üne düştü. İşte bu grafikten bile yapabiliriz. Şimdi hemen burada da göstereyim. Bak mesela x eksenini kestiği yer değişmez. Ama ne olur lütfen takip et. Önceden tepe noktası burada eksi 3'teyken artık 1'de olacak. X eksenini kestiği nokta değişmeyecek çünkü demin söylediğim gibi gx 0 olduğu an 0 ile istediğin sayıyı çarp cevap her zaman 0. Bu yüzden Y'yi değiştirdiğinde kökler değişmez. Bunu da not edebilirsin. Y'yi değiştirdiğinde, Y'nin kat sayısını değiştirdiğinde X'in sıfırları yani kökleri değişmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada yine aynı yerde kesecek. Ama artık bak şurada değil de burada olacak grafiğimiz. Şey şurada bir yerde olacak. Sonra görüntüyü gösteriyorum. İşte sana grafik. Nereden geçecek? Burada şöyle yapalım. Böyle bir grafik olacak. 1 bölü 3'ü şurası 1, 2, 3, 4 yapayım. Şöyle bir nokta yapayım. Gördünüz mü? X değeri değişmedi arkadaşlar ama grafik böyle artık 1 bölü 3'üne indiği için Y değerleri küçüldü. Daha yayvan bir grafik haline geldi. Bak bunu böyle devam ettirsen artık grafiğin daha yayvan, yayıldığını görürsün. Bir diğer nokta sadece yayıldığını görmek değil bence grafiğin her y değerinin 3'te birine düştüğünü görmek de önemli. Dolayısıyla o zaman sonucumuzu yine önemli olduğu için bir kez daha tekrar ediyorum. Y'nin kat sayısını değiştirdiğinde x'ler aynı kalır. Y'ler ya azalır ya da artar arkadaşlar. Bakalım şimdi. Gelelim x'in kat sayısını değiştirirsek ne olur? Burada da arkadaşlar ne olur biliyor musunuz? Y'ler değişmez. Hemen not edebilirsin. X'in kat sayısını değiştirirsen bu sefer Y değişmez x küçülecek ya da büyüyecek. Burada yalnız durum nasıl biliyor musunuz? Eğer x bir k 1den büyükse, k 1den büyükse f k x de arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? Grafik daralacak. Sonra k 1den küçükse grafik yine burada arkadaşlar genişleyecek. Çünkü burada ne oluyor biliyor musunuz? Bir örnek göstereyim size. Çok basit bir örneğimiz olsun. fx eşittir şöyle bir grafik yapacağım. Parabol falan bile olmasın. Şöyle bir grafik olsun. Burası 2, eksi 2 olsun. Burası 2 olsun. Burası da e, böyle 4 olsun. Şimdi lütfen izle. Normalde ben bu fx'i aldım. Bu böyle bir grafik. Gittim buna f2x yaptım. Ne söyledim? k 1'den büyükse grafik daralır. Neden acaba öyle? Bu bir sonuç dümdüz bilgi. Şimdi normalde fonksiyonun değerleri asla değişmez arkadaşlar. f-2 her zaman sıfırdır. Bunda not et bir fonksiyonun değerleri asla değişmez. f eksi 2 her zaman sıfırdır. Buna f 1 milyon x yapsan da f log x yapsan falan hiç değişmez. Her zaman f eksi 2 verdiğin zaman burada f eksi 2 sıfır oluyorsa içini ne yaparsan yap f eksi 2 sıfır. Artık o zaman şunu diyorum. Eskiden x'e eksi 2 verdiğimde cevap sıfır geliyordu. Artık x'e eksi 1 versem de yetiyor. O yüzden bak yeni durumda ne olacak? Şurası eksi 1 olacak. Sonra bak f0 eskiden de 4'tü. E burada yine 2x'te de x yerine 0 yazsan yine 4. Y değişmedi gördünüz mü? Böyle oldu. Sonra f2 0 o zaman senin burayı 2 yapmak için artık x yerine kaç yazman lazım? 1. Ne oldu bak grafik böyle oldu. Daraldı gördünüz mü? Sebebi de bu işte. Özel bir sebep değil. Enteresan bir şey düşünmene kesinlikle gerek yok. Tamamen durumumuz budur arkadaşlar. O yüzden x değerleri değişecek ama y değerleri değişmeyecek. Bizim size kitabınıza koyduğumuz örneğe bakar mısınız? Bak daralmış. fx böyle. f1 bölü 2x genişlemiş. Demin söylediğim gibi ben mesela bunu aynı örnekten yola çıkarak f1 bölü 4x yapsam burayı f-2 yapmak için x'e kaç vermem lazım? Eksi 8. Görüyor musun? Grafik genişledi. Sonra bunu 8 yapmak için kaç vermem lazım? E, pardon 2 yapmak için 8. Bak grafik genişledi. Aynı buradaki gibi. Çünkü sebebi belli. Artık x için ihtiyaç duyduğun değer bu şekilde kırmızı grafik olunca büyüyor. Yeşil grafik kırmavi grafik olduğunda ihtiyaç duyduğun x değeri azalıyor. Kat sayısını büyütüyorum artık daha küçük sayıyla da aynı sayıyı elde ediyorum. Ama dikkat edin lütfen y değeri asla değişmedi. Tepe noktam 4. Burada bak tepe noktam aynı izada ona lütfen dikkat et. Hemen x'in kat sayısının değiştiğinde y'nin değişmediğini bil. Bakalım şimdi bu iki grafiğe bak. fx ve gx grafikleri. fx bölü 2. Hemen şunu diyeceksin. Eskiden sen burada atıyorum. Eksi 2 verdiğinde cevabı elde ediyorken artık burada eksi 4 vermen lazım. Yani grafik ne olacak bak. fx bölü 2 olduğunda böyle olacak. f2x olduğunda ise şunu düşüneceğim. Bak normalde eskiden f atıyorum burada 4 1 olsun tamam mı? Artık 2x olunca x'e 2 verdiğinde 1 elde edeceksin. O zaman daha küçük değerde o değere ulaştığın için bu da bak neye eşit oldu? F 2x'e eşit oldu. Sonra gel şimdi gx 2'ye. Yine bakın y değerimin değişmediğine dikkat. Şimdi gx bölü 2. Eskiden burada 4 verdiğimde bakın 4 veriyorum. G4, g g eksi 4 pardon kaça eşit 0. E şimdi gx bölü 2'ye eksi 4 yapmak için x'e kaç vermen lazım? Eksi 8. O zaman ne oldu? Burada bir yerde olacak. Sonra eskiden eksi 1 verdiğinde artık buraya eksi 2 verirsen eksi 1 olur. O zaman böyle oldu. Bakın fonksiyon şöyle geldi. Y değeri değişmedi ama. Çünkü arkadaşlar fonksiyonda ne yaparsanız yapın bu zirve değer yine aynı kalacak tamam mı? Ona dikkat etmeniz lazım. Sadece... Burada eskiden 3 verdiğinde oluyorken artık 6 verdiğinde olur. Bak böyle olur. Ama yine dikkat et fonksiyonun tepe noktası değişmedi gördünüz mü? Yine eksi 3'tü yine eksi 3. Yine burada bakın böyle bir görüntü. Bu sefer sadece kaydı. Önceden 3'teydi şimdi 6'da oldu ama değer değişmedi. Y değeri asla değişmez. Sonra bakıyorum demin söylediğim gibi 1'deydi artık eksi 2'den geçti. Şurası arkadaşlar 0 verdiğim zaman yine böyle kaldı gördünüz mü? Olay budur. Sonra 2'ye e, düşürdüğümüz için, bak bir buçuk şöyle bir yerden geçireyim grafiği. Şöyle yaptım, böyle bir yerden geçirdim. Yine bak burada şuna dikkat ediyorum. Fonksiyonda şöyle geldim, sıfır noktasından bak, sıfır noktasından geçtiğim zaman y değerim değişmedi. Çünkü her türlü g 0 burada atıyorum, e, kaç bir buçuk, yine bir buçuk oldu. Bu değerim değişmedi. Sonra artık burada. Şu y değerim eskiden 1'deydi artık ne vermem lazım? 2. Bak buraya geldi gördünüz mü? Y değerim değişmeyecek. Sonra eskiden 3 verdiğimde oluyordu artık 6 verdiğimde oluyor. İşte grafik böyle genişledi. Y değerlerim asla değişmedi. Bak zirve değerlerim ve dip değerlerim ama fonksiyonda arkadaşlar genel görüntüsünde bir yayvanlaşma oldu. Şimdi bakalım. Buradan önemli bir yoruma geçeceğiz. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Tanım kümesi kavramı burada önemli. Bakın arkadaşlar, uyduruk bir şey söyleyeyim size. Mesela bu fonksiyonu daraltalım. Bu fonksiyonun diyelim şöyle olsun tamam mı? Tanım kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanım kümesi diyelim eksi 6'ya. Şurası da ne oluyor? Ee, yaklaşık 1, 2, 3, 3,5, 4,5 herhalde orası tamam mı? Uydurarak söyledim. Bu x değerlerinde eskiden eksi 6 4 buçuk ya yeni değerim ne oluyor biliyor musunuz? Eksi 12. Neresi eksi 6 idi? Bakayım evet. Artık yeni, 1 2 3 4 5'miş orası düzelteyim. Yeni durumda ne olur biliyor musunuz? Tanım kümeniz eksi 10'a 9 olur. İşte arkadaşlar bu şekilde fonksiyonda gx bölü 2 yaptığında ihtiyaç duyduğun son değer artık eksi 5 değil. Eksi 10 olmalı çünkü 2'ye bölüyorum yine eksi 5 elde ediyorum. Artık 4.5 değil 9 olmalı. Örnek veriyorum bu parabolün tepe e, tanım kümesi arkadaşlar. Eksi 3'e 3 olsun. Sen bunu 2x yaparsan ne olur biliyor musunuz? Artık bunun tanım kümesi eksi 1.5'a 1.5 olur. Çünkü ben bunu artık x'e eksi 1.5 verdiğimde de eksi 3 e elde ediyorum. Artık 1.5 verdiğimde de 3 e elde ediyorum. Bu yüzden tanım kümesi sol tarafta daraldı katsayım 2 olduğu için sağ tarafta 1 bölü 2 olduğu için genişledi. Buna da dikkat etmek lazım. Dolayısıyla bu şekilde söyledim. Bakalım şimdi fonksiyonu birebir ve örten olmak üzere f2x fonksiyonun tanım kümesi. Bak dediğim gibi eskiden sen f2 verdiğinde cevabın 1 çıkıyorsa örnek veriyorum artık yine f2 verdiğinde 1 çıkar ama Yeni fonksiyonun f2x olduğu için x yerine kaç yazman yeterli? 1. Yeni fonksiyonun tanım kümesinin artık son değeri 1'e düştü. Şimdi buraya gel. Eskiden f8 atıyorum 2 ise y değerin. Ne olacak? Artık f 2 xte 8 yapmak için x'e 4 versen de yeterli. İşte arkadaşlar tanım kümemiz daraldı. İhtiyacım azaldı çünkü. Eskiden daha büyük bir sayıya ihtiyaç duyuyordum. Artık daha küçük bir sayıyla tanımlayabiliyorum fonksiyonu. Dolayısıyla burada böyle bir görüntü. Bundan sonra tanım kümem 1'e 4 oldu. Şimdi soru ne demişti? Tanım kümesi A tamam A 1'e 4. 3 fx fonksiyonun tanım kümesi B. Hemen bakın şimdi. Bir fonksiyonu 3 ile çarptığınız zaman x değerleri değişmiyor ki. Bakın görüntüyü gösterelim. Diyelim bu fonksiyon arkadaşlar şöyle bir görüntü. Şu şekilde bir grafik olsun. Artık siz bunu 3 katına çıkardığınız zaman fonksiyon şöyle oluyor ama x değerleri değişmiyor ki. Ne oluyor o yüzden 3f(x) fonksiyonun tanım kümesi de ne olacak biliyor musunuz? 2'ye 8. İlk fonksiyona göre değişmez. İlk fonksiyonun tanım kümesi neydi f(x)? Son fonksiyonun tanım kümesinde yine ne var? f(x). O zaman y değişir, x değişmez. Dolayısıyla ne oldu bak? 1'e 4, 2'ye 8. Bunları kesiştirdiğim zaman ne oluyor? 2'ye 4. A kesişim B'nin tam sayı elemanları nelerdir? 2, 3, 4. Yani 3 oldu. Hemen size bunun grafiğini de bir göstermek istiyorum. Uydurup bir grafik çizeceğim. Bire bir ve bir örten bir grafik. Takılmayın o kadar tamam mı? Hani temsili bir grafik. 2'ye 8. 2'ye 1'den geçsin. Atıyorum 8'e de 2'den geçsin. Tamam mı? Böyle çizdim şimdi. Şu grafiğe bakacağım. Bu grafik sen bunu 3 fx yaptığın zaman artık 2 verdiğinde kaça çıkıyor ordinat? 2 verdiğinde ordinat 3'e çıkıyor. Sonra 2 verdiğinde ordinat kaça çıkıyor? 24'e. Yeni fonksiyonun böyle. Bak ama x değerin değişmedi gördün mü? Tanım kümen aynı kaldı. Bu 3 f(x)'in grafiği. Gidiyorum şimdi sana neyi çizeceğim? Eee f 2x'i çizeceğim. Hemen gel bak şimdi. Eskiden 2 verdiğinde oluyorsa artık 1 verdiğinde aynı değeri elde ediyorsun ve artık Yine 4 verdiğinde aynı değeri elde ediyorsun. Ve y değerin yine aynı. Y değerin yine aynı. Tanım kümen burada 1 ve 4 oldu. Görüntü kümen, görüntü kümen yine değişmedi. Yani görüntü kümesini sorsaydı e, f2x'in görüntü kümesi yine ne olacaktı biliyor musunuz? 1, 2. Bunu da ekstra sen not et. Sonra ikincisinin görüntü kümesi 3 fx'in ne olacaktı biliyor musunuz? 3, 6 olacaktı. Bak görüntü kümesi 3 katına çıktı. Dolayısıyla burada x'i mi çarpıyorsunuz, y'i mi çarpıyorsunuz bu çok önemli. Bu şekilde arkadaşlar baya böyle burası önemliydi. Kısa gibi görünen yer ama tam yarım saat sürdü. Bu şekilde tanım kümesi ve görüntü kümesinin de verdiğimiz x kat sayısına ve y kat sayısına göre değiştiğini söyleyebiliriz. O zaman burada artık biraz ezber bir kural gibi yaparsak a çarpı fx'in tanım kümesi böyle bir KL olsun. Sonra MN olsun. Tamam bire bir örten fonksiyon olsun şimdi. A fx'in tanım kümesi değişmez. X'e müdahale etmedin. KL'dir. Sonra f k x şey f a x'in tanım kümesi izle bak şimdi tanım kümen ne olacak artık k bölü a ve l bölü a olacak çünkü k bölü a verdiğimde de yine k'yi elde ediyorum l bölü a verdiğimde de l'yi elde ediyorum Görüntü kümesini yapalım. A fx'in görüntü kümesi. A çarpı m, A çarpı n. Çünkü arkadaşlar her bir değer iki katına çıktı. Bir de dediğim gibi birebir örten. Şöyle bir grafik. Daima artıyor daima, daima azalan gibi düşünün. Temsili görüntü. Buraya geliyorum. Görüntü kümem. Artık sadece yine m ve n. Çünkü y'ye müdahale etmedim. İşte arkadaşlar y'ye müdahale etmezsem bak görüntü kümem değişmiyor. Ama gidip x'e müdahale edersen burada gördüğünüz gibi tanım kümem değişiyor. Demek ki neye müdahale edersek orada değişikliğe uğruyoruz. Bunu da böyle bilin. Diğer ders görüşmek üzere.